Hidrojen atomunun çekirdeği tek bir protondan oluşur ve spin yani dönme hareketi yapar. Protonun bu yöne doğru döndüğünü hayal edebilirsiniz. Dönen bir proton, dönen bir yük küresi gibidir. Hareket eden her yük manyetik alan oluşturur. Bu sebeple protonu ufak bir mıknatıs olarak görebilirsiniz. Tıpkı çubuk mıknatıs veya pusula iğnesi gibi. Burada sağ taraftaki pusula iğnesine bakalım. İki kutbu var. Kuzey kutbumuz var. Bunu kırmızı ile gösterelim. Ve güney kutbumuz var. Pusula iğnesi çubuk mıknatıs gibidir. O zaman manyetik alanlarını çizebiliriz değil mi? Manyetik alan çizgileri kuzey kutbundan güney kutbuna doğru gider. İşte böyle. Aynı şekilde bu tarafta kuzeyden güneye doğru gidiyor. Aynı zamanda pusula iğnesinin manyetik dipol momentini de düşünebiliriz. Manyetik dipol momenti aynı zamanda manyetik moment olarak da adlandırılır. Ve dipolün manyetik alanına doğru işaret eden bir vektördür. Kuzey ve güney olmak üzere iki kutbumuz mevcut. Manyetik moment bu yönü gösterecektir. Aynısını proton için de yapalım. Proton da pusula inesi gibi olsun. Bu yöne doğru dönüyorsa kuzey kutbu ve güney kutbuna sahip olacaktır. Kuzey kutbunu kırmızıyla boyayalım. Yine manyetik alan çizgilerini çizebiliriz. Kuzey kutbundan güney kutbuna doğru gidiyor. İşte böyle. İşte protonun manyetik momenti. Manyetik momentin yönü dipolün manyetik alanını göstermektedir. Yani protonu manyetik momenti olan minik bir mıknatıs gibi düşünebiliriz. Şimdi pusula iğnesi kavramına geri dönelim. Pusula iğnesini dünyanın manyetik alanına koyduğumuzda kuzeyi gösterir. Burada tam olarak bunu görüyoruz. Manyetik momentten dolayı pusula iğnesi bu şekilde kuzeyi gösteriyor. Zıt kutupların birbirini çektiğini biliyoruz. Burası küçük çubuk mıknatısımızın yani pusula iğnemizin kuzey kutbuysa burası da manyetik güney kutbu olmalı. Eminim bazılarınız bunun coğrafyadaki kuzey kutbu olduğunu söyleyecektir. Gerçekten de öyle. Fakat mıknatıslardan bahsediyorsak bu aslında manyetik güney kutbudur. Çünkü zıt kutuplar birbirini çeker. Yani burası güney kutbuysa burası dünyanın manyetik kuzey kutbudur. Peki sizce iğnenin ters yönü göstermesini isteseydik ne olurdu? Bakın, burada hemen gösterelim. Bu durumda enerji vermemiz gerekirdi, değil mi? Burada parmağımı görüyorsunuz. İğnenin bu yönü göstermesini sağlamak için pusula iğnesini döndürmem, yani enerji harcamam gerekti. Biraz dikkat ederseniz masanın üzerine çizdiğim ufak işareti görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pusula iğnesini parmağımla hareket ettiriyorum. Pusula inesinin bu yönü işaret ediyor olması enerji bakımından bundan daha yüksektir. Parmağımı kaldırırsam pusula inesi otomatik olarak bu yöne geri dönecektir. Bu düşük enerji durumu, buysa yüksek enerji durumudur. Çünkü pusula inesinin aşağı bakmasını sağlamak için enerji uygulamak zorunda kaldım. Protonumuzu da işte böyle düşüneceğiz. Ayrıca harici manyetik alanımız varsa mesela bu uyguladığımız harici manyetik alan olsun ve B0 diyelim. İşte protonu bu harici olarak uygulanmış manyetik alana koyarsak protonun manyetik momenti ile bu harici manyetik alan arasında kuantize etkileşim olur. Protonun manyetik momenti de ya harici manyetik alanla aynı yönde ya da onun zıt yönünde hizalanır. Bunu çizerek göstereyim. Burada manyetik moment harici manyetik alanla aynı, burada ise farklı yönde. Bunu protonun dönüşüyle ilişkili olarak düşünebiliriz. Proton bu yönde dönüyordu ve burası kuzey kutbu, burası da güney kutbuydu. Burada kuzey kutbunu kırmızı ile gösterelim. Manyetik momenti ise bu yöndeydi. Diğeri için ise eğer manyetik moment uygulanan manyetik alana zıt yönde ise proton ters yöne dönüyor olmalıdır tam olarak gerçekleşen bu olmasa da dönüşü şöyle hayal edebiliriz. Burası kuzey kutbu. Burası ise güney kutbu olacak. Bu iki dönüş durumu arasında enerji farkı olduğu için pusula iğnesi örneği aslında bize çok yardımcı oluyor. Manyetik moment manyetik alanla aynı yöndeyken alfa dönüş durumu, zıt yöndeyken beta dönüş durumu söz konusudur tıpkı pusula iğnesinin durumları arasında enerji farkı olduğu gibi dönüş durumları arasında da enerji farkı vardır. Buranın enerjisi buradan daha yüksekti. Bunun protonumuz için de aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu dönüş durumunun enerjisi bu dönüş durumununkinden daha fazladır. Şimdi pusula iğnesi örneğimize geri dönelim. Bir şekilde dünyanın manyetik alanını arttırabilseydik, benim pusulayı aşağı doğru yöneltmem için daha fazla enerji harcamam gerekirdi, değil mi? Yani pusula iğnesinin yönü değiştirebilmek için daha fazla enerji uygulamam gerekirdi. Proton'da da aynı şey geçerlidir. Uygulanan manyetik alanı arttırırsak, mesela şöyle yaparsak ve dolayısıyla B0'ı arttırırsak, bu iki dönüş durumu arasında enerji farkını arttırırız. Alfa ve beta dönüş durumları arasındaki daha büyük enerji farkını görüyorsunuz. Bu fark buradaki enerji farkından daha büyüktür. Çünkü daha güçlü bir manyetik alan uyguluyoruz. Pusula örneği yine bize çok yardımcı oluyor. Evet, iki farklı dönüş durumu olduğunu öğrendik. Protonun enerjiyi soğurup daha düşük bir dönüş durumundan yani alfa dönüş durumundan beta dönüş durumuna geçebileceğini gördük. Bunu gösteren şemamıza bir bakalım. Tekrar harici manyetik alanımızı uygulayacak olursak, protonumuzun yani çekirdeğimiz için olası iki dönüş durumu oluşur. Çekirdek alfa veya beta dönüş durumunda olabilir. Elimizde alfa dönüş durumunda olan bir proton veya çekirdek olduğunu varsayalım. Alfa ve beta dönüş durumları arasında belirli bir enerji farkı vardır ve proton enerjiyi soğurarak daha yüksek enerjili dönüş durumuna geçebilir. Doğru miktarda enerji uygularsak bu proton alfa dönüş durumundan beta dönüş durumuna geçebilir. İşte alfa ve beta. Bu gerçekleştiğinde atom çekirdeği uygulanan manyetik alanla rezonansa girer. Nükleer yani çekirdeğe ait manyetik rezonans terimi de zaten buradan geliyor. İki dönüş durumu arasındaki enerji farkı bir frekansa karşılık gelir. Çünkü E h nu'ya eşittir. Burada E enerji nuysa frekanstır. Bu frekans elektromanyetik spektrumun radyo dalgası bölgesine denk gelmektedir. Evet. Nükleer manyetik rezonansın yani NMR'ın ne olduğunu öğrendik. Son olarak FT NMR'dan bahsedelim. FT NMR'da bir bileşikten bir örnek alırız ve harici manyetik alana koyarız. Atom çekirdeği ya alfa dönüş durumunda ya da beta dönüş durumunda olabilir alfa dönüş durumunda hafif derecede atom çekirdeği fazlalığı vardır. Örneğe farklı aralıklarda frekanslardan oluşan kısa vuruşlarla temas edersek, fazla atom çekirdekleri enerjiyi soğurarak alfa dönüş durumundan beta dönüş durumuna geçerler. Atom çekirdekleri beta dönüş durumundan tekrar alfa dönüş durumuna döndüğünde, tıpkı pusula iğnesi üzerinden parmağımı çektiğimde, pusulanın düşük enerji durumuna geri döndüğü gibi NMR makinesi verilen enerjiyi tespit edebilir ve NMR spektrumu üzerine bir sinyal gösterir. Aşağıda size çok basit bir NMR spektrumunu gösteriyorum. Sinyalimizi çizelim, evet. Sinyalin burada zirve yaptığını görüyoruz. Bu zirve belirli bir frekansa gerçekleşir. Yani buraya inersek belirli bir frekansa denk geldiğini görürüz. Burada ise şiddet eğrisini yani soğurma sayısını görüyoruz. Bu da zirvenin ne kadar yüksekte olduğunu gösteriyor. Farklı frekanslarda farklı sinyaller almamız mümkündür. Buraya başka bir sinyal çizelim. Bu sinyal bu frekansta, bu sinyal ise bu frekansta. Farklı frekanslar varsa enerji farklılığı var demektir. Bu da moleküllerin yapısını anlamamıza yardımcı olur. Bir sonraki videoda alfa ve beta durumu arasında çeşitli enerji farklılıklarına karşılık gelen farklı frekansları nasıl aldığımıza dair daha detaylı açıklamalar yapacağım.